Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, pazartesi günü etkinlikleri geldi. Öncelikle kampanyalara bir değinelim hemen, ondan sonra top açılımımıza geçeceğiz. Öncelikle arkadaşlar, bir gün önce zaten anlatmıştık, tam da anlattığımız gibi Lunar yeni yılıyla alakalı kampanya geldi arkadaşlar. Öncelikle dediğim gibi bir değinelim, bakalım bizleri neler bekliyormuş. Lunar New Year Campaign diyor. Yeni yılla alakalı MyClub indirimi zaten daha öncesinde gelmişti. Bir giriş bonusundan bahsediyor. Giriş bonusunu zaten takvimini sizlere göstermiştim. Aynı şekilde yine gelmiş oldu arkadaşlar. Görselde anlatımı yapmıştık. İkinci turda da 300 MyClub parası ilk etapta zaten herkese şu anda gönderildi. Bir sonraki 300 MyClub parası da haftaya pazar günü gönderecek arkadaşlar. Toplamda 600 MyClub parası kazanmış olacağız. Bu hafta Manchester United ikonları geliyor. Forlang, Park Ji-sung ve Beckham gelecek arkadaşlar. Perşembe günü itibariyle artık oradan top açılımı yapabileceğiz. Bir sonraki turda da Arsenal geliyormuş. Yani haftaya Perşembe günü arkadaşlar. Bergkamp, Ljungberg, Robert, Pires. Daha sonrasında İngiltere Ligi'nin MVP'lerinin geleceğini Perşembe günü yine duyuruyor. Zaten oyuncuları zaten hepimiz PES Master sayfasından takip edebiliyoruz. Konami Cup yakında geliyor diyor. Burada da maç day etkinliği olan Konami Cup yakında geliyor. 2020'de en popüler kulüpleri seçerek bir araya getirdik. Asya kulüpleri de katılacak diyor. Bu özel maç day etkinlikleri kaçırmayın diyor. Ayın 8'inde, yani bu hafta başlayan etkinlikten bahsediyor. Onlara da zaten biraz sonra değineceğiz. Süper Yıldız seviyesinde 2 tane maçtan bahsediyor. Birisi en iyi oyuncu, zaten yine bahsetmiştim. Bir siyah top veriyor. İkincisinde de tüm efsanelerin içinde bulunduğu bir top açılımı veriyor. Bu 2 hafta sürecek. Yani haftaya bir tane daha gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Haftaya bir tane daha bundan yapacağız yani. Tur etkinliğinde antrenör bolluğu oluşturmuşlar. Bu da güzel. Antrenör kasmak için güzel bir hafta diyebiliriz. Bu hafta kampanyalar. Superstar Challenge'ı zaten değinmiştik. Başka bakalım burada aktarmam gereken. Bir de arkadaşlar burada toplamda Twitter'da, burayı ben yanlış anlatmışım arkadaşlar dünkü gelen etkinlikte, onun için de kusura bakmayın. Toplamda 10.000'e ulaşıldığı zaman 1000 e-futbol puanı, 100 MyClub parası, 20.000'e ulaşıldığında da yine tekrardan aynı şekilde toplamda da 2000 e-futbol puanı ile 100 MyClub parası kazanmış olacağız. Aşağıdaki listede bulunan her iki Twitter hesabında kampanya gönderilerini retweet etmek toplam sayı için geçerli sayılacaktır. Yani buradaki bağlantıları kullanarak yapmanız gerekiyor bunu arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani ikisini de yapmanız gerekiyor diyor. Bağlantı olarak da buradan gidip yaptığınız takdirde yeterli olacaktır, bilginiz olsun. MyClub parası kampanya dönemi 8 ile 22 arasındaymış. Yani bu tarihler arasında alabilecekmişiz. Pardon, düzeltiyorum. Alttaki tarih 25'i ile 4'ü arasında. Yani 3. ayın 4'ü ile 2. ayın 25'i arasında. E-futbol puanı ile ya gerekli bağlantılarınızı yapmanız gerekiyor. İşte Konami ID bilmem ne. Onlardan bahsediyor. Tarihler de yine burada arkadaşlar. Yani ayın 25'inden 04'ü arasında giriş yaparak bu bölümden alabilirsiniz diyor. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Hemen geriye geldim. Bu hafta yine 4 tane maç day gelmiş arkadaşlar ve e-futbol ligi ile alakalı olan bölüm gelmiş. Yani bu ne demek oluyor? Şuradaki bölümde toplamda 2000 puan topladığınız takdirde cuma günü gelecek olan round 2'yi açmış olacaksınız arkadaşlar. Şöyle toplamda bakalım, yine 400 veriyor sanırım burası, değil mi? Bir bakalım arkadaşlar. Aynen. 400 e-futbol puanı, 100 MyClub parası. Yani burada toplamda 1200 e-futbol puanı ve 400 MyClub parası demek. Toplamda 4 maçta ile birlikte bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Etkinlik kısmında burada değildi. Superstar Challenge ne taraftaydı? Ha, şeydeydi. Bile karşı bölümündeydi. Aynen, Superstar Challenge burada arkadaşlar. Bunu yaptığınızda da efsane ödülü veriyor. Ben daha tabii ki giriş yapmadım. Hemen sabah top açılımımızı yapalım. Ondan sonra da maçlarımızı da yaparız. Anlatmam gereken başka bir şey, MyClub indirimi vardı zaten. Ondan bahsetmiştik. Aynen. Bunu zamanında da daha var. Buradan değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız da
MyClub satın alabilirler. Boxdraw'a baktığımız zaman Boxdraw'da neler varmış? Ronaldo, Messi bütün oyuncuların içinde olduğu bir Boxdraw gelmiş. Ronaldo ile Messi normalde yan yana kolay kolay koymazlardı ama o şekilde getirmişler. Çok ilginç Boxdraw. Bizi ilgilendiren burası arkadaşlar. Asır top açılımı yapacağımız yer. 4 tane kulüp selection gelmiş oldu. Bir gün öncesinde zaten analizini yapmıştık. Bayern Münih, Roma ve Celtic'ten top açılımı yapmayacağız. Sadece Galatasaray'dan yapacağız arkadaşlar. En çok istediğim oyuncu da zaten Luyendama arkadaşlar. 1.91'lik stoper Luyendama'yı, bu defansif orta sahada da oynayabiliyormuş dost tarzında. İstiyoruz bakalım. Sizler de buradan top açılım yaptıysanız, hangi nereden top açılım yaptınız, kimleri buldunuz yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar Perşembe günü gelecek olan Manchester United ikonlarından top açılımı yapmak isteyenler YouTube kanalımın hakkında kısmında mail adresim var. Oradan ulaşabilirler arkadaşlar. Çok fazla yazanlar oluyor çünkü. Manchester United ikonlarını bekleyenler çok oldu. Top açılımı yapmak için. Eğer top açılımı yaptırmak isteyen varsa ise de arkadaşlar canlı yayınlarda hem sohbet hem muhabbet tarzında top açılımları yapabiliriz. Hakkında kısmında mail adresimden ulaşabilirsiniz. Haydi bakalım Bismillah diyelim. Galatasaray'dan ilk topumuz gelsin bakalım. Anlaş dedik. 100 MyClub para söyledik. İlk topumuz geliyor bakalım Galatasaray'dan. Türkiye'ye gittik. Uzun aradan sonra ilk defa kaleci geldi ya. Muslera'yı neden koymazsın buraya? Muslera'sız yani bir kulüp selection, gerçekten Galatasaray kulüp selection'ı yani çok anlamsız geliyor bana. Anlamış değilim. Muslera gibi oyuncuyu koymamak yani gerçekten Konami anlamış değilim. Luyendama'yı istiyoruz bakalım. Altın top kaleci geldi. İkinci topumuz gelsin bakalım. Anlaş dedik. İkinci topumuz geliyor. Haydi Luyendama. Hangi ayaklıydı Luyendama? Belhanda geldi ya. Sevdiğim bir oyuncu değil arkadaşlar Belhanda. Bir özelliklerine bilmiyorum, hiç dikkat etmemiştim. Bir bakarız biraz sonra. Şimdi maxlayacağız zaten arkadaşlar. Son hakkımız dediğim gibi sadece Luyendama'yı istiyorum buradan. Başka kimsenin gelmesini istemem. Luyendama hangi ayaklıymış? Sağ ayaklıymış. Forma numarası 20 küsür galiba. Haydi bakalım son hakkımızı da kullanalım. Haydi be Luyendama'yı ver bize be. Türkiye'ye gittik. Abi iki tane altın top nedir ya? Allah rızası için. Çok şanslı bir top açılımı yaptık diyebiliriz. Vere vere iki tane altın topu verdi. Gerçekten hiç söz bulamıyorum ya. Yani çok da iyi bir top açılımı olmadı benim için arkadaşlar açıkçası. Bayern Münih'i bir değerlendireceğim. Hemen şu Belhanda'yı bir maxlayalım arkadaşlar. Bayern Münih'te çünkü bunları basalım hatta. Basalım. Koman, Thomas Müller var, Koman var. Havard var. 3 tane aslında bende olmayan oyuncu varmış dikkat ettiğimde arkadaşlar ama onlar için çünkü ikonlar gelecek Perşembe günü. Manchester United ikonlarından top açılımı yapmak istiyorum bayağı bir. MyClub parasını biriktirip. O yüzden Bayern Münih'ten açmak istemiyorum. Normalde bende olmayan ama 3 tane oyuncu var aslında arkadaşlar Bayern Münih'te. Dediğim gibi Müller, Coman ve Pavard. Üçü de bende yok. İki tane daha basalım. Bir düşünüp değerlendireceğim. Belhanda 92 genel dereceye yükseliyormuş. Özelliklerine bir bakalım. Bu birçok mevkide oynayabiliyormuş ya.
Hop kontrolü sürmesi gayet güzel. Bitiriciliği 81, alçaktan pası güzelmiş. Hızı 83, hızlanma 88, duran top özelliği güzel. Şut gücü fena değil. Dayanıklılığı bir tık düşük olsa da agresifliği yüksekmiş. Zayıf ayak yeteneği güzel. Çift dokunuş özelliği varmış Belhanda'da. Videom burada noktadan diyorum arkadaşlar. Özellikleri fena değilmiş ya. Galatasaray'dan güzel bir top açılımı olmadı. Luyendama'yı en azından çok istiyordum ama Belhanda geldi. Sizler de buradan kimleri bulduysanız yorumlara yazmayı unutmayın. Manchester ikonlarını zaten tanıtımını bir gün önce yapmıştık arkadaşlar, kimlerin gelebileceğini. O videoyu da izlemediyseniz bir önceki videodan görebilirsiniz. Manchester United ikonlarıyla alakalı paylaşım yapmıştık. Umarım sizler de istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur. Dediğim gibi arkadaşlar, Manchester United ikonlarından top açılımı için hakkında kısmındaki bölümdeki mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.